Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, OSB Rahmi Esare Palalı Teknik Koleji bünyesinde hizmet veren elektrik, elektronik, makine, motor ve mekatronik bölümlerini ziyaret etti. Okul kurucuları, iş insanları Önder Artuk ve İsmail Palalı'dan bilgiler aldı. Daha sonra da öğrencilerle söyleşi yaptı. Onlara kararlarınızda dik durun, asla geri adım atmayın tavsiyesinde bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Organize Sanayi Bölgesi Rahmi Esare Palalı Teknik Koleji'nde kariyer gününe katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Okul bünyesinde hizmet veren elektrik, elektronik, makine ve motor, mekatronik bölümlerini ziyaret etti. Kolejin kurucuları, iş insanları Önder Artuk ve İsmail Palalı'dan okulun faaliyetleri hakkında bilgiler alan başkan, akabinde Artuk Aviation firmasını ziyaret etti. Başkan, daha sonra söyleşinin yapılacağı OSB salonunda alkışlarla karşılandı. Okul Müdürü İbrahim Çakal şunları söyledi. Değerli Başkanım, okulumuzu daha önce bir ziyaret ettiniz. Tekrar bu gençlerimizle birlikte olmanın bize güç kattı. Öğrencilerle söyleşi yapan Başkan Zeybek başarının sırrını açıklayarak tavsiyelerde bulundu. Sizin gibi ben de meslek lisesi mezunuyum. Hayatın hemen hemen her kademesinde hayatın zorluklarını birebir yaşayarak bugünlere geldik. Eğitim hayatım boyunca olsun, ondan sonraki hayatım boyunca olsun, giriştiğiniz bir işte, karar verdiğiniz bir şeyde asla geri adım atmayın. Milli Türk Talebe Birliği'ndeki 76'daki öğrencilik hayatımızla birlikte aynı zamanda siyasi parti çalışmalarımız da başladı. Ve o gün bugündür çizgimizden hiç sapmadan aynı çizgi üzerinde devam ediyoruz. Bu da sizin bir işe karar verdiğiniz zaman kararlı tutumunuz, dik durmanızı gerektiriyor. Hayatta dik durduğunuz sürece, kararlı durduğunuz sürece başaramayacağınız, üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir iş yok. Başkan Zeybek okul yöneticilerini de tebrik etti. Okul açmaya dönen İsmail Bey'i ve hocamı tebrik ediyorum. Gerçekten düzgün bir karar vermişler. Sizin gibi yani 200 öğrenciyle başlayıp da şu anda 1700 öğrenciye ulaşan nadide bir okulu Afyon'umuza kazandırdılar. Sizleri tebrik ediyorum. Eski Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Kissinger'a soruyorlar. Diyorlar ki Amerika'da istikrarı nasıl yakalarsınız? Nasıl sağlıyorsunuz diyor. İçimizdeki hainleri bulur öldürürüz. Dışarıdakilerini de besleriz diyor. Ecdadımız bize öyle güzel bir memleket bırakmışlar ki içimiz dışımız hain kaynıyor. Buna rağmen vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı sevmek mecburiyetindeyiz. Bu güzel toprağa, bu güzel vatana sahip çıkmak adına. Başkan Zeybek, başımızdakilere ve ülkemize sahip çıkmak zorundayız diyerek sözlerine şöyle devam etti. İmam-ı Şafii'ye soruyorlar. Fitnenin çok olduğu dönemde doğruyu nasıl buluruz diyor. Düşman oklarını takip edin, o size doğruyu götürür diyor. Şimdi bakıyoruz. Amerika Türkiye'deki idareye karşı, Fransa karşı, Almanya karşı, İsrail karşı, FETÖ karşı, içimizdeki hainler karşı. Demek ki biz doğru yoldayız. Başımızdaki insanlara da, ülkemize de sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Eğer bu ülkede yaşamak istiyorsak. Zeybek, uçak yan sanayi üretimi yapan Artuk Aviation'la ilgili de şunları söyledi. Okulumuzu tebrik ediyorum. Boeing, Airbus'a yedek parça üretir bir hale geldiniz. Demek ki Türk insanına güvendiğimiz zaman, imkan verdiğimiz zaman üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok. Şu anda çok şükür eski bir rahmetli olan bir siyasi şeyimiz öne derdi. Bu memlekette yağ var, un var, şeker var ama helvayı yapacak yiğit yoktu. Yiğit de var elhamdülillah. Sizler de katkı verdikten sonra üzerinden hakkından gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. Sizleri tebrik ediyorum.
Kolejin kurucuları Önder Artuk ve İsmail Palalı ise Başkan Zeybek'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek kendisine teşekkür ettiler. Zeybek, öğrencilere derslerine başarılar diledi. Değerli arkadaşlar, sizlere son tavsiyem, okumaktan korkmayın, okuyun. Ne tür şey olursa olsun fikir sahibi olun. Ülkemizi sevelim. Başımızdaki idarecilere sahip çıkalım. Bakalım şöyle, kim bu ülke için hayırlı bir şey yapıyorsa onun yanında yer alalım.